Ne kadar sahip çıkacak göreceğiz hep beraber. Bir önceki seçimde den bu yana gerçekten de hani Ankaralı kimle konuşsak memnun. Ankara ile ilgili şikayetler bir hayli azalmış durumda. Çünkü aslında dedi ya, kendisi de söyledi. Ankara'da israfa izin vermedik. Ankara'da israf olsun istemedik. Nerede varmış ki israf? Hani ne zaman olmuş diye sorarsanız da buyurun beyefendi, Melih Gökçek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. O da görev süresini tamamlayamamıştı, hatırlıyorsunuz. Yani o metal yorgunluğu falan filan dendi, görevden alınan bir dönem belediye başkanlığı bıraktırılan ya da bırakılan yani isimlerden biriydi. Ve bir tartışma vardı biliyorsunuz. Yani onun özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bazı mülkleriyle ilgili oralardan çıkmadığı vesaire tartışılıyordu. Mahkeme Gökçek'in kanuna aykırı şekilde satın aldığı konutları boşaltmasına hükmetti. Ben son geldiğimden bu yana baktığım zaman inanılmaz şekilde değişmiş gördüm. Satışta usulsüzlük tespit edildi. Mahkeme Melih Gökçek'in kanuna aykırı şekilde satın aldığı konutları boşaltmasına hükmetti. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi? Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2017 yılında görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. İhaleyi Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'le avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Türkiye'nin olağan bir düzeye girdiğini, Gökçek görevden ayrıldıktan sonra kanunen 2 ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış Gökçek'in konutlarda oturduğu sırada yapıldı. Onlardan kalan 5 milyarlık borcu ödedi. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği kamu malı olan konutların satışında usulsüzlük olduğunu belirterek dava açtı. Mahkeme satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in hala konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi. 2018 yılında 7 milyon 900 bin liraya satılan 4 adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Gökçek hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen'deki evden tahliye edilecek. Bu parayla bu iş çok fazla daha. Şimdi size bir özgeçmiş okuyacağım. Hazır Melih Gökçek'ten bahsetmişken, 12 Ekim doğumlu Ankara'da Hamdullah Supi İlkokulu, Ortaokul TED Ankara Koleji özel okuldur. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ve mesleği de 2010 yılından bu yana Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörlüğü'ydü. Kimden bahsediyorum biliyor musunuz? Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten. Kendisi şu an bir AKP milletvekili. Yani hani acayip başarılı ki herhalde AKP kadrolarında yer bulmuş. Ya da hani siyasetten öyle bir kopamıyor ki bazı isimler, işte Melih Gökçek örneğinde olduğu gibi. Tamam, biz de artık madem bizi yapmıyorsunuz bari çocukları yapın deyip kendi kontenjanlarını yaratıyorlar herhalde. Ben öyle anlıyorum artık yani gerçekten. Yani hani bizde şöyle yürürdü o işler. Mesela şimdi yönetmen Burçin söylüyor, çok da güzel söylüyor. Bizde ya ben okuyamadım, çocuklar okusun vardı. Bununla karşılaştırılmayacak kadar güzel. Ben artık olamıyorum bari babadan oğula geçsin. Valla burası cumhuriyet, demokrasi. Bu siyasi partiler böyle devam ettikleri sürece, eninde sonunda böyle babadan oğula o saltanatı geçirtmeye devam ettikleri sürece. Eskiden bir tane saltanat vardı. İşte padişah, padişahın çocuğu padişah oluyordu. Bunlar öyle bir düzen kurdular ki çok yanlış anladılar. Yani sadece AKP için de söylemiyorum bu arada. Birçok partide var bu hikaye. Dönüp bakıyorsunuz onun oğlu, onun çocuğu. Ha, başarılıları vardır elbette. Gerçekten çok şey katarlar. Dersiniz ki başımızın üstünde yeri var. Hani burada ne başarı gördüler bilmiyorum ama herhalde şey, babasından büyük ciddi bir polemik yapma şeyi almış, becerisi almış. Mecliste polemiklerin isimlerinden biri oldu Melih Gökçek'in oğlu ve bu haftada bir hayli böyle sertti. Ankara'yı parsel parsel satan jelibancıların bu kürsüye çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini eleştirmeye hakkı yok. AKP milletvekili Osman Gökçek mecliste Mansur Yavaş yönetimini eleştirdi. CHP'li isimlere yönelik sözlerinin ardından genel kurulda tansiyon yükseldi. Ulus trafiğini yerin altına alarak ulus tarihi kent projesi yapacağınızı söylediniz, yapmadınız. Yahu Sayın Mahmut Tanal, keşke bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkartsaydınız. CHP'lilerdense tepki gecikmedi. O değerli babanıza ne dedi Sayın Bülent Arınç? Ankara'yı Melih Gökçek
parsel parsel sattı dedi. Aslında senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanın da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına kadar haram lokma senin midende var. Çözüm süreci adı altında PKK'lı teröristlere Hamur'da kırmızı halılar sererek davulla zurnayla karşılayıp çadır mahkemelerinde beraat ettirenlerin buraya çıkıp da PKK terör örgütü Kılıçdaroğlu'nu destekledi diyecek yüzleri yok her şeyden önce. Gökçek babasını hatırlattı. Babamın görevden ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na olan gönül bağından dolayı bir rahatsızlığınız var. Hırsız lafından niye bu kadar üstüne alınıyor? Yaranız mı var, gocunuyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Ne güzel ya. Oh vallahi hep böyle takılıyorlar işte mecliste. Çıkıp ya altını dolduramadıkları cümlelerle işte o. Bir de mecliste çok enteresan tartışmalar dönüyor. Bilmiyorum, arada ben izliyorum Meclis TV'yi. Yani mesela enteresan. HDP'liler bir şey söylediğinde konu ne olursa olsun, bu arada konudan bağımsız olarak Cumhur İttifakı partileri milletvekillerinden biri hemen kalkıp ama siz işte terörle yan yana duruyorsunuz. Ya tamam, hani bu konu tartışılır, o gündem oysa o konuşulur. Ama yani konu kadın hakları, çıkıyor bir işte HDP'li milletvekili bir şey söylüyor. Oradan direkt cevap şey giriyor. Ama siz terörle yan yana durdunuz. Ya seçim boyu bunu yaptılar biliyorsunuz. Sadece HDP'de yapmadılar. CHP'ye yaptılar, İyi Parti'ye yaptılar. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Bu hafta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında aynı şeyi söyledi. Döndü, işte Özgür Özel'in geçen hafta Kürtler bu ülkede daha az eşit sözüne döndü. Bu da aynısı dedi. Bu da dedi bir öncekinin yaptığı aynı işi yapıyor dedi. Çünkü dedi bunların arkasındaki akıl aynı dedi. Ya konu bu mu Allah aşkına? Yani hani tamam bu tartışmada konuşuyorsunuz da